Herkese merhaba. Finlandiya hükümeti hazırladığı yasa tasarısını önceki hafta Perşembe günü meclise sundu. Yasa meclisten geçerse göçmenlerin Finlandiya'da kabulü ve Finlandiya'da oturum ve vatandaşlık almak epeyce zorlaşacak. Meclise gelen bu ilk yasa paketinde neler var? Gelin birlikte bakalım. Birincisi, vatandaşlık almaya hak kazanma süresi uzatılacak. Şu anda 5 yıldı 8 yıla çıkacak. Bu 8 yılın tamamını Finlandiya'da geçirmeniz gerekiyor. Bu süre zarfında sadece 1 yıl başka bir ülkede kalabilirsiniz. Ama o 1 yıl vatandaşlık başvurusunda dikkate alınmıyor. Yani 8 yılın 1 yılını başka bir ülkede geçirdiyseniz bu 1 yıl daha Finlandiya'da yaşamanız gerekiyor ki toplam 8 yıl olsun. 2. Sığınma statüsünün iptal edilmesi kolaylaşacak. Sığınma talepleri sınırda karara bağlanıp reddedilebilecek. Yani birisi sınırdan içeri girdiğinde hemen Finlandiya'ya kabul edilmeyecek. Sığınma başvurusu sonuçlanana kadar sınırda bir yerde tutulacak. İşlemleri hızlı yapılacak. Reddedilirse hemen sınır dışı edilecek. 3. İnsanların bir oturma izninden diğerine geçişi engellenecek. Yani mesela sığınma talebi reddedilen bir kişi çalışarak istihdama dayalı oturma izni başvurusunda bulunamayacak. Red alan birisi her durumda geldiği ülkeye geri gönderilecek. 4. Bir yabancının toplum için tehlikeli görülmesi durumunda oturumu iptal edilebilecek. İçişleri Bakanlığı vatandaşlık değişikliklerinin her yıl yaklaşık 10 bin kişiyi etkileyebileceğini tahmin ediyor. İçişleri Bakanı Mari Rantanen, bütün bunların hükümetin hazırladığı tedbir paketinin ilki olduğunu söyledi. İkincisi ise sonbaharda meclise getirilecek. O pakette hangi kurallar getirileceğini bekleyip göreceğiz. İkinci haberimiz grevlerle ilgili. Hükümetin hazırladığı grev yasası mecliste hükümet partilerinin oylarıyla kabul edildi. Buna göre artık siyasi grevler sadece 24 saat yapılabilecek. Aksi halde grevi yapan sendika ve işçilere para cezası verilebilecek. Mesela 24 saati geçen bir greve katılan işçiye 200 euro para cezası verilebilecek. Son haberimiz Türkiye ile ilgili. Finlandiya Devlet Televizyonu Yle, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile yürüttüğü ticari ilişkileri haber yaptı. İsrail ile yapılan ticaret nedeniyle Mart ayındaki yerel seçimlerde Erdoğan'ın partisinin oy kaybettiği vurgulandı. Bu nedenle Erdoğan'ın İsrail ile olan ticareti sınırlamaya çalıştığı ifade edildi. Haberin başlığında Gazze'deki savaş Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iç siyasi sorunlar getirdi. İsrail ile ticaret ateş hattına girdi denildi. İsrail ile ticaretin 2003 yılında 5 milyar doların üzerine çıktığı vurgulandı. Türkiye'nin İsrail'e kimya sanayi ürünleri, çelik ve çimento ihraç ettiği kaydedildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenip yorumlarla katkıda bulunmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.